Evet, Uras Reis'in ellerine sağlık. 2022 yılının en iyi ve en kötü 46 oyununu seçtim. Hazırsanız 2022 yılına çıkan ve... Biliyorsunuz hepsini oynadık. Benim oynadığım en iyi oyunlara bakacağız. En beğenmediğimden en iyisine doğru gideceğiz. Her sene yaptığımız gibi. 46 numara Saints Row. Evet, seni seçtim Saints Row. Oo, bak bu seriyi bitirdik, çok güzeldi bu ya. Bu oynadığım en kötü şey sensin kardeşim. Aslında teknik olarak sen değilsin de. Yani ama adı Saints Row olan oyunda... Bayağı hata vardı oyunda ama... ...edemiyor bünyem ya. Her ne kadar bir Saints Row vasıtası olmasam da abi, bu ne lan? Ya nasıl bu kadar zayıf bir oyunu inşa edebildiniz? Bir oyunda araştırmak, çekmek, sağa sola gitmek bu kadar mı keyifsiz olur kardeşim ya? Sanki çalışanların Ya ben bitirdim, yayınlamadım abi YouTube'da. Şey oldu biraz ya. Oyun biraz kötü ya. Şey yapmak istemedim, yayınlamak istemedim. Tam 14 bölüm duruyor. Böyle yaptırılmış bir oyun gibiydi Saints Row. Hiçbir beklentim olmamasına rağmen hayal kırıklığına uğratan... Bizim kargocu simülasyonu beleş olmuş. Bu da aktif olarak oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Bu oyunumuzun destekçilerinden... Ya baba, oyunu gömmüşsün, ondan sonra GeForce'da baba almışsın. Bu oyun çok kötü bir oyun ama isterseniz... GeForce Now'da oynayabilirsiniz. Bir tanesi de GeForce Now. Biliyorsunuz internet üzerinden oynamamıza imkan tanıyan bir platform kendisi. Platformun üyelik seçenekleri burada. GeForce Fire. Yakında yaparız. Bu oyun aslında multiplayer rekabetçi bir oyun ama aynı zamanda bir hikaye modu da var. Ve işin enteresan tarafı, hikaye modunu yapan firma Remedy. Remedy dediğimiz firma kim abi? Max Payne'leri yapan. Max Payne'i yapan Remedy. Yapan, kontrol yapan. Aslında adamların geçmiş oyunları çok güzel ama burada onun karşılığını verememişler baba. Ya sizin bu oyunun hikaye moduyla ne işiniz var ya? Paranızın bittiği bir dönemde zorla mı anlaştınız? Anlamadım. Aynen öyle. Crossfire X'in hikaye modu da sırf Remedy yapıyor diye girip baktım ama beni çok hızlı bir şekilde bayan, oynadığım en zayıf FPS'lerden bir tanesi oldu. Yani kaydederim. Şey yok bir kere, oynama hissi yok. 2 numarası da yok, kısa sürede de bitiyor. O yüzden çok böyle kale alınacak bir FPS oyunu olarak da göremiyorum kendisini. Ama yine de oynadığım için listeye aldım. O yüzden de sondan soktum. 44 numara, Babylon's Fall. Aa, Babylon's bir başka Fall ya. Daha. Üstelik yine beklentim yoktu. Ama ne bileyim. Yani ilk çıktığı da ilk böyle trailer'ı verdikleri zaman belliydi zaten güzel olmayacağı ama... çıktığı zaman da zaten kendini belli etti. Metal Gear Rising, Bayonetta gibi oyunları yapan firmadan da bu kadar kötü bir şey görmeyi beklemezdim. Acayip bir online oyun Babylon's Fall. İlk gördüğümde neler hayal ettirmişti bize. Çıka çıka saçma bir oyun çıktı. Kendini tekrar eden bölüm ve görev yapısı oyunun sonunu... Çok sıkıcı ya bazı yerleri. Kısa bir süre sonra bu online oyunu oynayan oyuncu bile kalmadı ortada. Zaten hemen sonrasında da oyunun serverlarının kapatılacağı... Kapattılar yüksek ihtimal. Bir sene bile hayatta kalamayan bir online oyundan bahsediyorum ya. Bir sene. Çok üzücü bu arada. Arkasında dev firmalar var oğlum. Square Enix falan var lan. Nasıl gitti çöpe ya bu para? Bana dert oldu lan sizin çöpe giden paranız. 43 numara. Time Asia. İnsanların sağda solda bak. Time Asia'yı bilmiyorum, oynamadım. Kesinlikle oynardan bir tanesiydi Time Asia. Umut Vadeden bir bağımsız oyun gibi. Arada bir bari bir şey atayım. Umut Vadeden bağımsız yapımı kısa bir sürede beni kendisinden soğutmayı başardı. Ortaya çıkan şey böyle bitmiş bir oyun gibi değil de öğrenci projesi kıvamında bir demo gibiydi. Hani oyuna bir dövüş mekaniği yapmışlar. Hakikaten de buna bir şey... Oğlum Elden Ring gibi animasyon yapmışlar. Biz Ziggurat'ı Enis demek incelesi ağzımıza sıçacak ya. Bilmiyorum. Bir dövüş mekaniği var ortada ama geri kalan hiçbir şey yok yani. Böyle çok donuk, ilgi çekici olmayan bir atmosferi var. Üzüldüm. 42 numara. The Quarry. Aa, bak Quarry hakkında cidden sağlam yorumlarım olur. Quarry gelmiş geçmiş yani yine hikaye tabanlı oyunların arasında kötü sıraya girecek bu oyun. Hepiniz hakimsiniz. Bunu diğerleri gibi saklamadık. Yayında oynadık. Ama benim hoşuma gitmedi ya. Aktif hikaye içeren oyunlara karşı değilim. Tam aksine zaman zaman öyle şeyler aramak da eksik. Oyunu bir kere yönlendiremiyorsun babacığım. Yönlendirebileceğim bir oyun değildi yani. O açıdan bence Enis bu konuda yorum yapmıştır. Sıra keyif veriyor bana. Ama The Quarry bu keyif veren işlerden biri olamadı. Yapan firmanın geçmişine bakarak bir gazla oturdum başına ama abi aynen. Hikaye akmıyor. Bir türlü olay başlamıyor. Aynen. İlgi çekici bir hikaye de yok ortamda. Klasik gençler kulübede takılıyorlar, hikayesini uzattıkça uzattıkça. Adam bak çıktı. Neydi adı, unuttum. Bunun üzerine bir de oynanış kısmı neredeyse hiç yok. Tamam yani interaktif film kafası dedik de bu kadar da değil abi, bir şey oynayalım içeride. Oynanışın olmadığı yerde yaptığın seçimler çok keyifli gelmiyor. Yani bu kadar hiçbir şey oynamadan basit seçimlerle oyunu ilerletmeye çalışmaları çok garip geldi. Ben de boğuldum, oyundan kaçtım. 41 numara. Evil Dead The Game. Bu oyun için kötü demek ayıp olur aslında, bu biraz daha benlik evet. Değil kategorisinde bir oyun. Benlik evet, de bazı değil. Oyunlar için böyle ekstra bir kategori açtım kafamda. Kötü demeye dilim varmasa da abi, türleri bana hitap etmediği için denediğim ama keyif alamadığım oyunlar da var liste içerisinde. Evil Dead de onlardan biri. Klasik Dead by Daylight deneyimini sunuyor. İşte online ortamda oyunculardan kaçıyorsunuz. Bir hikaye modu da yapmışlar. 1,5 saat civarı sürüyor. Ama oynamaya değer mi hikaye modu, değmez. 40 numara. Soccer Story. Futbol temalı şirin umut veren ancak kendini... Grafiklerini çok beğenmedim ben. Saniyesinden tekrar etmeye başlayan bir oyun Soccer Story. Öyle leş bir oyun diyemem ama içerik anlamında beni hayal kırıklığı uğratan bir oyun olduğu için istedim bu kısmı. Max oyun bilgisinin böyle oyunu görünce ve tarzının dışında grafiklerini biraz daha iyi yapabilirlermiş. Maç dinamikleri falan da böyle beklediğim kadar keyifli çıkmadı ama onun dışında içerik anlamında bu kadar boş olması canımı sıktı. Yani 2022 yılındayız sevgili bağımsız yapımcı. Ya baba, en iyi 46 oyunu seçmişsin, en iyi 6 oyunun içinden geçmişsin. Bu kadar niteliksiz görevleri büyük oyunlar yaptığında dünya kadar laf ediyoruz. En iyi ve en kötüymüş. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim.
Canım sen. Bağımsız olarak siz yapmayın lan bari. 39 numara Somerville. Limbo Insight gibi süper işleri imza atan firma var ya, işte bu oyun o firmadan değil. Ama o firmada çalışıp onlardan ayrılan kişiler tarafından kurulan firmanın oyunu. O yüzden de tarz anlamında çok benziyor. Ama içerik kalitesi ve oynanış anlamında maalesef onların yanına yaklaşamıyor. Somerville ilgi çekici başlasa da aynı çekicilikle hikayesini devam ettiremiyor. Bir de bunun yanında oynanış tarafında Insight gibi rafine bir şey de sunamıyor. Gereksiz ve tempo bölen bir dolu oynanış kısmı yüzünden atmosfere de giremiyorsunuz oyuna. Oğlum B12 için bir şey unutmanız lazım. Tıpkı sizin gibi az önce. İzlemediğim tüm videoları izledik diyorsunuz ya. B12 odur. Bu daha önce görmediğim bir şey hakkında yorum yaptığım için yaşandı. Karıştırmayın oğlum. Ama harbi bu arada gidin bir B12'nize baktırın lan. Bugün harbi korktum bak. Herkes izledik falan diyor izlemediklerime. Bir devlet hastanesi bir yere gidip bir baktırın. Ciddiyim bak. Ya cidden çok kötü durumdasınız lan. B12 hadi bende var. Sizdeki B204. Çarpanı bile değil. Sus B12. Birbirimizle kavga ediyormuşuz değil mi? Siz bana ana bacı sövüyormuşsunuz. Ben size sövüyormuşum. Burada ayakta böyle yumruk yumruk atıp böyle kameraya kafalar atıyorum. Yayını kapatıyorum. Bir daha gelmiyorum. Da kapılamıyorsunuz yani, üzücü bu da. 38 numara. Shadow Warrior 3. Aslında bu da biraz benlik. İyilere bakalım mı? 45 ile 27 arası en iyi oyunlar. En iyi 5 oyuna bakalım mı? Çünkü çoğuna hakim değiliz yani. Dur bakayım. En iyi 10 oyun ha. 10 numara. Expeditions Rome. Yılın başlarında çıktık diye unuttuk sanma seni, unutmadık dostum. Unutmadık Expeditions kardeş. Bu yılın en keyif aldığım rol yapma oyunlarının başı. YouTube'da en çok şey etkileşim aldığım oyunlardan biri bu arada. Romalı bir lejyonerle sıra tabanlı savaşlara girip hayatta kalmaya çalıştığımız, bunun dışında da hikayelerde dalıp oralarda seçimler yaptığımız bir oyun kendisi. Bak işin bu aksiyon tarafında yani sıra tabanlı tarafında ve hikaye akıt... Yayında da konuşmuştuk. Türkçe dil paketinin kesinlikle gelmesi gereken oyunlardan bir tanesi. Ama tarafında bence gayet iyi bir oyun Expeditions Rome. Tamam aşırı derin bir oynanış sunmuyor. Öyle bir oynanış bekleyen varsa Divinity severler için söylüyorum. Biraz eksik bulabilirler. Ama öyle bir amacı da yok. Hani oyunda o amaçla yola çıkmış bir oyun değil. Kendi sınırlarını bilerek gayet yeterli şekilde materyal verip bununla bir derinlik katmışlar. Hatta listede ilk 5'e sokabileceğim kadar da severek oynayabilirdim kendisini ama bazı kısımları bana pek gitmedi. Mesela haritada bir yerleri ele geçirme ve o yerleri tutma kısımları pek benim sevdiğim tarzda bir oynanışla desteklenmemiş. Genelde yani benim için öyle değil tamam. Ben burada enişte katılmıyorum. Yerler oluyor. O ordu yönetme olayları bana çok oynanış olarak keyif vermedi ve oyunda da az buz değiller. Ciddi anlamda kafa yormanız gereken kısımlar buralar aslında. O yüzden de listede 10 numarada, yoksa yani çok daha keyif aldığım bir oyun aslında. 9 numara Evil West. Sürprizlerden devam Evil West, o özlediğim... Evil West'i bak çok önceden göstermiş Deniz bu arada. Ben bu oyunu hiç oynamadım. İkimiz düz ilerlemeli aksiyon oynamasını dibine kadar veren bir yapımdı benim için. Oynarken şey dedim yani, bu tarz oyunların sayısı lütfen artsın be. Çünkü mis gibi aksiyona girdiğim, bölüm bölüm ilerlediğim, bir şeyler kestiğim ve bir sırada da kafamı boşalttığım bir vahşi batı fantezi oyunu nasıl hayır diyebilirim ya? 8 numara High on Life. Bir başka böyle daha fazla oyun gelsin dediğim yapımlardan bir çok tanesi. Çok eğlenceli. Yakın zamanda uzun uzun konuştuk, o yüzden burada böyle 10 saat tekrar anlatmak istemiyorum ama bu yıl benim oynadığım en iyi FPS işlerinden biridir. Ve FPS oyun olmasına rağmen hem akıcılığı çok iyi hem de konsept artları çok güzel değil mi abi? Yani o hatırlıyor musunuz? Bir tane iguana suratlı bir silahımız vardı amına koyayım. Bak ben onu bulunca oyunu tam anlamıyla o an sevdim. Yani tatmin olduğum an oydu. Bunu modelleyen arkadaşın ellerinden öpmek lazım. Çok keyifliydi o. Ve bunu bana dedirtmesinin sebebi de oynanışında yaptığı şeylerden ziyade hikayesinde yaptığı işler. Hikayesi çok sikimli değil benim. Hikayesini akıtan bir yapı. Rick and Morty'nin yaratısından gelen buram buram komedi unsuru taşıyan ve bunu çok iyi seviyede taşıyan bir iş. Rick and Morty yapıp da zaten kötü bir senaryo yapmasını beklemedik. Enis bunu niye böyle detay ayırmıyor? Eğer Rick and Morty'le aranız az buçuk olsa da varsa kesinlikle High on Life'ı kaçırmayın. Eğer hiç Rick and Morty izlemediyseniz gene bence High on Life'a bir bakın. Eğer Rick and Morty izleyip hiç sevmediyseniz o zaman High on Life'ı oynamayabilirsiniz. Okey. 7 numara. The Last of Us Part 1. Oy. Ulan o kadar laf ettim. Bu paraya satılacak bir remake değil dedim. Bu fiyat politikası ne kardeşim dedim ama gün sonunda yeni listeye soktum ya. Hem de ilk 10'da yani. Çünkü ne kadar fiyatına laf etsem de abi Last of Us özünde taş gibi bir oyun. Ve onu iyi grafiklerle görmek hoşuna gidiyor mu insan? Gidiyor evet. Bu haline rağmen tekrar oynadım oyunu. Tekrar bitirdim ve listenin geri kalanındaki oyunlardan daha fazla keyif. Abi şakayı RP'yi bırakın da adam bir daha oynayıp bir daha bitirmiş. Bak bu farklı bir geeklik yani. İşi bu tamam ama mesela ben Last of Us serisinde cidden hoşlansam da sevsem de bir noktada belki yayınını yaptığım için oluyor bunlar bilmiyorum ama sıkılıyorum. Eskiden olsa sıkılmazdım. Ben bunları canla falan da hep oynuyordum. Sıkılıyorum baba. Ya da chat aşırı işte sıkıyor oyunu yani amına koyayım dağında işte yavrum görmüyor musun falan yapa yapa belki de soğuyorsun oyundan çok chat'in yorumuna odaklanıyorsun. Bu birazcık şey bence
böyle oturup da kendi başına kafa estiği zaman oynayabileceğin bir oyun diye düşünüyorum. Aldım. Şimdi ne diyeyim Allah'ın cezaları, ben size ne diyeyim yani. O kadar güzel oyun yapmışsınız ki 2013'te. 2 senede bir açıp açıp oynuyorum bir şekilde. PC'ye çıkacağı için de ayrıca mutluyum. Çok daha fazla oyuncu bu güzel oyuna tanışmış olacak. Yani Last of Us'ı bir de anlatmama gerek oldu. Bugün chat'i sürekli gömüyor ya. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim ya. Amına koyayım, 6000 saattir beni gömüyorsunuz. Her fırsatta gömüyorsunuz. 5 dakika gömdüm diye ne bu tripler baba? Ne bu tripler? Ne oldu ya? 5 dakika dayanamadınız amına koyayım. Siz yaparken 31. Biz yapınca gömüyor mümüyor. Ne oldu? Alıngan mısınız biraz ya? Oğlum bir yaşlanmışsınız siz oğlum bak. Alo. Delirdi ya bak, adam delirdi. Bana V12 dedi, V12 dedi. Olduğunu düşünmüyorum aşağısı. Last of Us işte ve listenin burasında. 6 numara Witcher 3 yeni nesil güncellemesi. Ya madem Last of Us Part 1'i aradan çıkarttık, seni de aradan çıkartalım. Yani bu oyunu liste yapamama konusunda aslında çok düşündüm. Sonuçta baktığın zaman bir güncelleme bu değil mi? Hani eğer bunu alırsam dedim... Bu yakında girip bakacağız bu arada. God of War 1'i falan da almam gerekir. O da sonuçta... İşimden geldi. Ama sonra düşünürken şunu fark ettim. Aslında God of War, Spider-Man gibi oyunlar ekstra bir şey yapmadılar. Sadece PC'ye geldiler. Witcher 3 ise ekstra şeyler yaptı. İşte ne bileyim yani, kamera açısı değiştirdi, oynanış yeni şeyler getirdi. Fark etti. Chat bugün agresif ya. Bilmiyorum, herhalde bir sıkıntısı var. Şey, bir şey olmuş olabilir. İki ufak da olsa içerik getirdi. Çok sinirli insanlar ya. Onları almazken bunu listeye almam garip olmaz. Sen ne yaşıyorsun? Oğlum işte bilmiyorum. Sizi bu kadar sinirli görmeye alışık değilim diye düşündüm ve kendi içimde böyle mantıklı gelince de listeye almak. Kesin yani bugün var 200-300 izleyici kaybettim ama. Oyunlarda bir sürüşün olması gerekiyordu çünkü 30 saati geçtim, hala da köpek gibi oynuyorum oyunu ya. Bir de her şeyin en incik ayrıntısına kadar yapa yapa. Witcher'ı gömmem abi, Witcher'ı gömmem değil mi? Uzman olduğum için değil ama Witcher harbiden, ben solo böyle sıkıldıkça giriyorum arada. Ciddi söylüyorum, arada giriyorum. Toplam oynama saatim 200 falandır ama çok seviyorum atmosferi. Oynuyorum. Şimdi nasıl almayayım? Yayında oynamam. Ekstra size oyun anlatmama gerek var mı? Yok işte yani. Witcher 3 bildiğin taş gibi oyun. Ayıp olmasa aslında çok daha yukarıya koyardım da o kadar da değildim. Biraz frenleyeyim kendimi ya. Ama GeForce Now'la beraber bu yıl oynadığım en iyi oyun ödülü Witcher 3'e gidiyor. Onu söylemem lazım. Mükemmel atmosfer, mükemmel hikaye akışı, harika görevler. Ya şurada gezmek bile ulan çok iyi hissettiriyor be. Yemin ediyorum yavaş yavaş at sürüyorum hala lan. 300 saat. Girmiyorum bayağıdır. RDR2'yi ben hikayesini oynamadım. Sadece 1 saat 2 saat falan belki bir oynamışımdır. Ondan sonra online'da biraz takıldım. Atmosferinde at sürdüm. Bu kadar yani. Çok baba oyunları oynamadım ben aslında. Vakit bulamadığım için oynayamıyorum. Şu an ben yayıncı olmasam normal bir işim gücüm olur. Akşamları oturur koyarım kolamı. Bu oyunları bu arada çatır çatır oynarım. Hala yavaş yavaş at sürür mü insan? Sürüyor. Tabii bunda eklenen yeni grafiklerin de etkisi var. Bunu da söylemem lazım. Çünkü şu an oyun gerçekten çok şık duruyor. Oyuna eklenen yeni ışın izleme teknolojisi oyunu çok daha estetik hale getirmiş. Performansı daha iyi hale getirmiş. İyi hale getirecek. İşte bunlardan biri de benim için Horizon'dı. Yani ilk oyundan bahsediyorum. Horizon'ı geçen gün PlayStation'da açtım. Ciddi söylüyorum. O kadar övülen bir işti ki. Yani belki bir saat oynamışımdır. Daha fazla değil. Ondan sonra kapattım ama bunda atmosferi çok güzel. Bu ilk oyunu bir türlü kafamın içine geçmiyordu abi. Millet niye bu kadar seviyordu diye böyle kendi kendime sorgularken buluyordum. Daha doğrusu ben niye sevmiyorum diye sorguluyordum. Açık dünyası gördüm. Çöp değil la. Ya bilmiyorum devamlılığını ama güzeldi, ben sevdim. O yanımıza gelen reis kimdir başta? Birlikte böyle robotik işte bir şeyleri kestik mestik, böyle artık dinozor mudur nedir yani, oyuna hakim değilim ama beğendim. Son olarak keyifliydi, bunu kabul ediyorum ama görevler, yapılan işler çok tırışka açık dünya oyunu seviyesinde kalmıştı. Oyunla ilgili en vurucu nokta benim adıma anlattığı bilim kurgu hikayesiydi. Bunu anlatış şekli, yavaş yavaş gerçekleri ortaya sermesi beni mest etmişti. Onun dışında ise abi şık gözüken, kendine has bir dünya barındıran sıradan bir açık dünya oyunu gibi gelmişti gözüme. Ama devam oyununda bu durum kesinlikle kırıldı. Horizon Forbidden West bu kez çok daha zengin, çok daha anlamlı. Ben bunu oynadım bu arada. Bu şekilde karşıma çıktı. Tabii ki de böyle aşırı özel bir oyun diyemem ama gene de yaptığı şeylere anlam katmayı başarmış bir oyun. Aksiyon tarafındaki çeşitlilik keza keyif verdi. Farklı tiplerdeki düşmanları bambaşka şekillerde alınmak hoşuma gitti. Dünyasını keşfetmek ilk oyuna göre çok daha eğlenceliydi. Her bir görev olmasa bile önceki oyuna nazaran çok daha fazla görevlerde eğlendim. İlk oyunda çok kapılamadım, Horizon coşkusu bu kez bana geçti. Daha özel bir macera içerisinde bulundum. Bunlar gerçekten anlatıyorum da inanmıyorlar yani, hep yapıyorum. Bunu hissettim. O yüzden de 2022'nin en iyi oyunları listesine kendisini bu sıradan koymak istedim. Hani yılbaşına çıktı diye unutmuyoruz seni, Horizon Forbidden West hakkını vermeye çalışıyoruz. 4 numara Sifu. Yıl... Gerçekten anlatıyorum ama inanmıyorlar. Bak Sifu'yu da oynadım mesela. Nasıl kalsın pas geçecektim. Ben yayında oynadım.
Oyunuydu Sifu benim için. En başta zorluğunu hiç anlamadım. Oynanış tarafı bana hiç geçmedi abi. Ama ısrar edip üzerine düşününce... Ya nasıl bozulabilir ya? Müthiş keyif. Alo, alo. Yılın oynanış tarafındaki en yenilikçi işlerinden bir tanesiydi. Öldükçe yaşlanmak, yaşlandıkça da tecrübe kazanmak gibi enteresan bir sistemin temasını... Güzel oyun. ...tutup farklı bir deneyime kafa aralamamızı sağladı. Yakın dönüş oyunlarında genelde şey mantığı vardır. Dokunmuyorum mikrofon hiç. Ya da kaçarsın böyle, counter yaparsın. Sifu bu mekanikleri alıp onun üzerine bir de kendince doğru açılarda aşağı kaç, yukarı kaç mekaniği getirmişti. Bunları bildik... Mikrofonu değişmekten değil arkadaşlar. Diyorsunuz ki amına koyayım ne üşen geçecek adamsın, bizi deli etme, ama bu mikrofonun kablosu uzun ve özel bir kablo. Bunu değiştirebilmem için bir yardımcıya ihtiyacım var. Bu masayı komple, monitörleri kaldırıp, ya gerçi buraya takarsın, buradan da arkaya götürürsün ama çok çirkin gözükür diye bekliyorum biraz onu. Yüksek ihtimal ocağın ilk haftası bundan hepsini halledeceğim. Değiştirince abi bambaşka bir deneyim vermeyi başardı. Bunu yayında zaten oynadık, evet. O sistem de kaçma sistemi oldu. Kaçma sistemini anlayıncaya kadar mal etti oyun beni. Ama bir kere o sistemi kavrayınca inanılmaz. Kablosu bozuldu yani. Böyle öğrenme işi zor olan oyunların bir kere o işi geçince müthiş tat vermesi olayı çok... Gelelim güzel. Abi, gelin baba. Yapamıyor, onu kabul ediyorum. Masayı bir kaldırırız. Zor bir iş ama yapan da akıllarda iz bırakıyor. Nasıl böyle zor ama keyifli oyunları sayarken Sekiro'yu sayıyorsak, işte Dark Souls'u, Bloodborne'u sayıyorsak, ben bundan sonra Sifu'yu da katarım bu listeye. Çok büyük bir firma tarafından yapılmasına rağmen çok akıllıca edilmiş bir oyun kendisi. Büyük saygı. Lan GeForce Now'da yılın en iyi oyununu acaba bunu mu versem ya? Witcher 3'ten alıp Sifu'ya verebilirim aslında. Şu an senin listede daha yukarıda. Mantık olarak yani olabilir mi? Olabilir. 3 numara Dying Light 2. Yılın en çok hakkı yenen oyunu ne deseniz aha da budur derim ya. Ulan Dying Light 2 genel kanıyla ters düştüğüm bir oyun oldu benim ya. Bunu da yarım bıraktık değil mi biz? Bir kez ben herkesin sevdiğinden bir tık daha fazla sevdim. Yılın oyun ödüllerinde Amerika'dakinden bahsediyorum. Adının geçmemesi, tek bir adaylık bile almaması beni çok şaşırttı ya. Dying Light 2... Ama bütün ekip sıkıldı biliyor musun bu oyundan? Başlamadık bile. Başlamadık mı? Şu olmuştu. 2'ye girdik. Ulan bu 1'deki gibi yine bu uzun sürecek oyun kafasında sıkıldık yine yani. Güzel oyun oğlum. Gerçekten hala bu kadar sevilmemesine çok şaşırıyorum. Yani açık dünya oyunlarına baktığın zaman abi, taze deneyim veren 2-3 oyun varsa biri de bu işte. Ya da sponsor muydu lan? Kordi? Tamam, görevler ana hikaye öyle... Neye gülüyorsun yavşak? Değil. Ama Allah aşkına bu sene çıkan oyunlarda kaç tanesi bundan fersah fersah ötede bir hikaye sunuyor? Çok güzel oyundu ya. Ya. Ha ciddi soruyorum. Oyunun tarafında da rafine bir oyun. Yakında ölçü tatmin edici. Parkur elementleri bence şahane işliyor. En başta... Dedik ki bu oyunun hakkını biz veremeyiz. Karşılığını veremeyiz yani. Hani oynadık ve dedik ki tamam abi, bizi aşar bu oyun. Çıktık, hatırladım tabii şimdi. Tabii ki de yavaş yavaş geliyor her şey. Ama oynadıkça, özellik açtıkça akmaya başlıyorsunuz. İlk oyunda temelde böyle değil miydi zaten ya? Onda da en başta her şey çok yavaş başlarken ilerledikçe açılmaya başlardınız, hızlanırdınız. Burada da benzer bir sistemi yapmışlar ama daha farklı bir şekilde işletmişler. Açık dünya oyunlarına taze bakış açısı sunuyor dememin sebebi de aslında bu... Oğlum niye B12 yazıyorsunuz? Niye bu kadar triggerlandınız ya? 5 dakika dalga geçtim sizde ya. Oğlum yapmayın böyle. Anladınız mı lan şimdi benim ne kadar sabırlı bir insan olduğumu? Anladınız mı ara ara delirmelerimi? Her gün buna mahkum kalıyorum. Bugün sinirli gibisiniz ya. Parkur sistemiyle alakalı. Yani bir yerden bir yere gitmek beni bu oyunda eğlendirdi. Ben normalde açık dünya oyunlarına tav oluyorum çünkü çok amaçsız yapılıyor bu açık dünya oyunları. Sırf süreyi uzatalım, içerikleri bol tutalım diye yaptıkları şeyler. Ama burada parkur yapmam için bana oyun alanı verdiler. Ben atlamayı, zıplamayı, sağa sola delilercesine koşturmayı çok sevdim bu oyunda ya. Arada millete uçarak dalmak falan, onları binadan aşağıya atmak, yeri geldiğinde kafalarına çöten diye ağır... Maruz aklıma gelmedi Kordi, o yüzden mahkum dedim. Silahlarla vurmak. Bunların hepsi bana çok büyük keyif verdi. Grafikler de güzel. Koşturmak güzel. Çünkü orada neydi lan? Maruz falan desem ne olacak? Bir oyun yazacaklar. Hikaye mükemmel olmasa da pek çok oyuna göre ilgi çekici. Hafiften rol yapma kısımları da var. Gerçekten sinir oldum bak şimdi ha. Oğlum sevseniz şu oyunu. Allah Allah. Sevmiyoruz ya. Sevmiyoruz. Hikayesi kötüydü. Kötüydü. Hikayesi böyleydi ya. Böyleydi. Harbiden hikayesi yüzünden bu kadar sevilmeyecek bir oyun mu bu ya? Evet, az önce hikayesi kötü diye 50 tane oyunu gömdün. Oynanışı sevmeyenlere bakıyorum. İlk oyunda şöyleydi, bu oyunda niye böyle değil falan diyenler var. Oğlum tamam hadi, onlar da ilk oyunu yıllarca oynamış insanlar. Takılmışlar ilk oyuna. Belli ki bu oyunda bazı şeyler hoşlarına gitmemiş. Ama abicim hiçbir benim gibi bir oyuncu yok. İlk oyunu zamanında oynamış, sevmiş. Senin gibisi olmaz bebeğim. Kenara koymuş, yıllar sonra da devam oyunda oynayıp seven bir oyuncu piyasada yok mu? Bak, yok. Üzüyorsunuz beni arkadaşlar. Allah'ın Polonyalı firmasının oyunu zorla sevdirmeye çalışıyorum gibi hissediyorum. Öyle. Yapmayın. Sponsor almışsın. Neyse, benim için yılın en taş oyunlarından bir tanesi Dying Light. Ulan listede kavga edeceğiz sonunda ya. Yani koşun, atlayın, vurun,
kırın işte. Böyle parkurlu aksiyon oyunu her gün çıkmaz. Aynı zamanda doğru söylüyor ya. Ray Tracing kullanan oyunu ödülünü de kendisine veriyorum. Çünkü ben bu oyundaki ışıklandırma sistemini çok sevdim. Gerek dar alanlarda, gerek açık alanlarda, gerek gece, gerek böyle yani. Bunu harbiden sponsor aldığı için söylemiyor bu arada. Çok net eminim. Ya harbi söylüyorum. Dalga geçmiyor. Ateşin etrafında durduğunuzda falan Ray Tracing'i etkili hissettiren oyunlardan bir tanesi bu. Ya Spider-Man Remastered'ları listeye alsaydım kesinlikle Spider-Man Remastered'lara da ödül verirdim. Ya hatta verebilirim. Problem değil. Sonuçta onlar da... Bunu da oynadık. Ray Tracing iyi. Çünkü orada cam yansımaları çok güzel gözüküyor. Çok böyle şıkır şıkır gördüğüm bir oyundu yani. Ve geldik son iki oyuna. Şimdi hangi oyundan kaldı? Ya canını yerim ya. Vallahi çok seviyorum Enis. Ne biliyorsunuz? Ekstra söylememe gerek var mı bilmiyorum. Tabii ki de Elden Ring ve God of War. Aa, bu iki oyunda bir dur derim şimdi. Bu iki oyunda bir dur derim. Bu ikisi arasında kazanacak olanı size söylüyorum. Kendi gözlemlerim doğrultusunda. Çok net. Elden Ring baba. Yani God of War öldürmeyiz. Çok güzel oyun. Ama Elden Ring bence GO'u kendi düşünceme göre geçer. Ragnarok kaldı. Bu iki oyundan biri birinci olacak, diğeri ise ikinci olacak. Orası net zaten. Benim için bir yanıyla zor bir seçim oldu onu söyleyeyim ama bir yanıyla da o kadar zor bir seçim olmadı. Şunu belirtmeden geçmeyelim. Objektif olarak baktığımızda da net bir şekilde ortada abi. Bu iki oyunu da bu yıl oynamak büyük şans. Çünkü ikisi de bence uzun yıllar unutulmayacak seviyede ustalık eseri işler. Yani herhangi bir yerde bu iki oyundan hangisi yılın oyunu olsa... Ronaldo Messi gibi bir şey baba. Tek bir laf etmem ya. Yani Elden Ring hak etmiyordu, Ragnarok olmalıydı veya Ragnarok da neymiş Elden Ring almalı gibi şeylere girmem. Çünkü iki oyunda taş ötesi yapımlar. Elden Ring misal benim açık dünya oyunlarından sıkılan bünyeme yepyeni bir şey tattırmayı başardı. Bir açık dünyayı baştan sona didik didik keşfetme isteğini aşıladı bana. Ben ki abi ana hikaye motivasyonu olmayan oyunlara çok dayanamam. İlla gidilecek bir hedef, bir yön, bir işaret isterim. Bir oyunu öyle sevebileceğime inanırım yani. Yok dedi Elden Ring. Bir oyunu sevmen için bunlara ihtiyacın yok. Bundan önce bana Elder Scrolls serisi hissettirmişti bir yönüyle. Bir yönüyle de Zelda hissettirmişti. Ama Elden Ring'in bunu yapış şekli bu iki oyunun taklidi gibi değil. Kendine özgü. Şöyle uzaklara bir manzaraya bakıp da abi her köşesinden çıkacak detayları merak ettiren oyun dünyası çok az rastlanır bir durum. Ya burada resmen zevke giriyordum oğlum ben. Bir noktayı gözüme kestirip şuraya gitmem lazım demek bana acayip keyif veriyordu. Ve Elden Ring'in bunu sağlamasının en önemli sebebi gittiğimiz yerlerde gerçek anlamda içerik sunmasıydı. Yani içerik dediğim şey sadece bir görev değildir arkadaşlar. Elden Ring'de bu bir düşman olabilir, bir eşya olabilir, bir boss savaş olabilir. O mekana girmek ekstra bir haz veriyordu insana. Bazen hiç beklemediğiniz gizli bir alan çıkıyordu karşınıza, şaşırıyordunuz. Ki oyunda ben öyle bir yerle... Bildirimler mi bozuk? Bilmiyoruz karşılaştım ki. Şu noktaya gittiğimde abi, yer altına indiğimde ve indiğim yer altının küçük bir mağara olmasını beklerken böyle devasa bir yer çıktığını... Oğlum bir de God of War'un harbiden dizisi çıkıyor değil mi şimdi? Hem de oyunun yönetmeni de işin başında duracakmış galiba, duyduğum o. Gördüğümde aklım çıkmıştı. Ya uzun zaman sonra her saatiyle neredeyse beni şaşırtan, her noktasıyla beni etkileyen bir şey oynamak mükemmel hissettirdi. Şimdi insan istemez mi bu oyun yılın oyunu olsun? Yani ister tabii, nasıl istemez? Ama öte yandan şu babaya bak kardeşim be. Bir de God of War gibi bir gerçek var burada. Hikaye anlatmak desem var. Hem de en zirvesi var. Mimikler, oyuncuların performansları, ciddi anlamda bir dizi film seyrediyormuşçasına kendinizi kaptırabileceğiniz bir hikaye bu. Üstelik çok geniş, çok fazla karakter barındıran bir hikaye. Bir de bu hikayenin başrolü Kratos benim çocukluğumdan. Onu böyle bir drama içerisinde yer alırken görmek ayrı bir duygusallık tattırıyor bana. Oyun dünyasının en kapsamlı anlatan hikayelerinden birinde başrol olması bence muhteşem bir duygu. Ya God of War Ragnarok oynarken hep bir şaşkınlık vardı üzerimde. Hiç kabul edememe durumu vardı. Cidden bir oyun hem oynanış tarafında bu kadar derin ve tatminkar olup hem de bu kadar sağlam bir hikaye anlatabilir miydi lan yani? Bunun şaşkınlığını yaşadım ben. Çünkü ikisini bir araya getirmek gerçekten zor iştir. Sen hem böyle bir görsel sinematik şölen yapacaksın, hem de bunun yanında envai çeşit boss kapışması, bir dolu farklı düşman, bir ton farklı aksiyon hareketi koyacaksın. Ya bu başka Muhammed bir seviye. Muhammed QV, teşekkür ederim. İşte insan bu seviyeye şahit olunca istiyor ki yılın oyunu bu olsun. Al yiğidim sen ol lan. Dibine kadar bu ödül sana helal olsun diyesi geliyor insanın yani. O yüzden de benim için yılın oyunu abi Elden Ring. Evet, Elden Ring. Yani yılın oyunu o. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Durun durun bir dakika. Hemen gitmeyin. İki oyunda dedim çok üst seviyede diye ama benim için Elden Ring God of War'a göre bir tık daha yukarıda. Bunun en büyük sebebi de görmediğim bir şeyi vermesi. God of War Ragnarok nefis ödesi bir oyun olsa da 2018 God of War'un üstüne inşa edilmiş bir oyun. Ve çok doğal böyle de olması gerekiyor yani. Ama bu sebepten dolayı bünyem Elden Ring'de kadar heyecan pompa alamıyor God of War için. Aksiyon anlarında tabii ki coştum, hikayeye kaptırıp gittim, heyecanla pompaladım tabii ki. Yani diyorum ya, fıstık gibi oyun işte. Ama bu tarafta abi yepyeni, taptaze bir şey var ya. Aynı fikirdeyim bu arada. Başka bir heyecan. Ben son birkaç yıldır oynadığım hiçbir oyunu Elden Ring'i oynadığım şiddette oynamadım. Her boş anımda, hatta her bir dolu anımda bile Elden Ring'i oynamak istedim lan. Kafamda kurduğum yerlere gitmek istedim. O yerlerde kesmek için 40 taklatacağım düşmanları yeni şekillerde kesmek istedim. Yeni bosslar görmek, seviye atlamak, ertesi gün keşfedeceğim alanların heyecanla duymak, farklı build'ler denemek, yani her bir nokta heyecan verdi bana bu oyunda.
Lan kesmek için kaçındığım ana hikaye boss'unu ne zaman keseceğimi hesaplamak bile bana oyunda... Kafam karıştı sanırım. Dying Light'a oyun vereceğim. İlperdi ya. Ki oyunu oynamadığım bir andan bahsediyorum. Her oyunu oynamışım, kenara koymuşum. Düşünüyorum yeterken yani. Yarın şunu yaparım. Ana hikaye boss'unu şu zaman keserdim. Yok ya, onu sonra keserim. Ya bunları planlamak bile keyif verdi. Muhteşem açık dünya serbestliğini daha önce farklı şekillerde tattığımı söyledim. Ama o muhteşem açık dünya serbestliğinin şahane bir aksiyonla rol yapmayla birleşmesini daha önce hiç tatmamıştım. O yüzden de Elden Ring beni tahmin ettiğim ötesinde bir maceraya çıkardı. Evet, God of War Ragnarok, dediğim gibi sen harikasın. Yani kim hanginiz yılın oyunu seçse itirazım olmaz. İkinizden birini seçmeyenlere itiraz edebilirim ama yani ikinizden biri alır diye düşünüyorum. God of War Ragnarok senin yanaklarından öpe öpe bu iki numaraya koyuyorum ve bir numaraya Elden Ring'i yerleştiriyorum. Yalnız ayıp etmişsiniz. Ayıp etmişsin baba. Elden Ring bebeğim, benim için yılın oyunu sensin kardeşim. Güle güle kullan. Ne yapacaksan artık bu ödülü. Bir not. Bu liste şahsi bir liste. Saygım azaldı baba. Liste olmakla beraber her türlü yorumda yapabilirsiniz yani. Sonra... Aa bu ne lan, regret olmadı. Yorum yapmak da şahsi bir şey yani. Engel olamam yorum yapmanıza. Listemi beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Normal yani, ama ne yapayım, ben bunları böyle sevmişim. Yapacak bir şey yok yani. Sevgi duygumu geri alamam ki. Listemizi... Olmadı. Kapatmışken öyle. Bu videomuzun destekçileri... Öyle çeviremezsin Enis. Böyle tekrardan bir teşekkür edelim. Listede gördüğünüz üzere pek çok oyun GeForce Now'da diyor GeForce Now. Vallahi bence güzel değer vermiş ikisine de. Hani bir nevi bir iki fark etmiyor demiş ama Elden Ring'in o yenilikçi bakış açısını ön plana koymuş ki adam büyük God of War'cu yani. Eski Enis büyüktür yeni Enis baba. Keyfim kaçtı ya. Akşam uyuyamayacağım amına koyayım. Gidip bir yerlerde linç etmeli. Bundan sonra böyle oldu. Böyle sürekli taşak geçeceğim sosyal medyadaki böyle tiplerle. Götüm başım oynayacak sürekli böyle. Regret listeye nerede? Baba koymamış. Biraz kızgınlığım o yüzden. Yani halbuki isterdim yani. Şu en kötü oyunlar arasında bile koysa. Burada bir görmek isterdim. Abi Allah aşkına absürt absürt hareketler yapma. Ay delireceğim. Bozulmuş daha işte. Tam olarak ben de sosyal medya yorumları okuduğu zaman böyle oluyorum. Bu aslında benim gördüğüm insanların canlandırması. Tilt olma. Ben yapmıyorum bunları. Sen sus B12. Bak hala sinirli o. Ay delireceğim ya. Trantit oynayacağız ya. Trantit var. Güzel video olmuş. Vallahi güzel bugünkü videolar ya.